Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 oynuyorum. Bu arada kameralı facecam oynuyoruz. Evet. Ve bugün oynayacağız bakalım. Hayırlısıyla facecam'imizi kurduk ettik. İnşallah düzgündür. Elimden gelen bu. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Bu şekilde bugün Euro Truck Simulator'ımızı bir oynayacağız. İcra edeceğiz. Bu arada durmadan kafam sağda çünkü nasıl diye bakıyorum. Neyse sıkıntı yok. Bu bölümde farklı bir şey yapacağım. Bu arada Euro Truck'a biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Çünkü Euro Truck'ta izlenmelerimiz güzel. Tepkiler güzel. İlgi fazlasıyla var. Ben dedim ki Euro Truck oynayalım. Bu bölümde farklı bir şey yapacağız. İki bölümdür saçma sapan tırları aldık. Ağır, hassasiyetsiz tırlar kullandık. Ama bu bölümde adam akıllı bir tır gerekiyor bence bizler için. Yani bu bölümde sizlerle toplayacağım. Bu arada Renault için herhangi bir güzel tır gelmiş mi ona bakacağım. Evet, Renault bir ilerleme kaydedememiş. 6x4'te kalmış. Bu bölümde aslında çevirici olarak al diyelim. Bu ne? Bu normal. Bu bölümde arkadaşlar 8x4 tır kullanacağım. Bayağı yüksek bir tır yapmayı düşünüyorum. Şasi olarak 8 nokta şey kullanacağız. Şimdi bu 6 vites mi? Vites adedi. Bu 12. Bu 12. Vites adedi 12. Hep 12 mi bunlarda? Bu yüzdü bak şu an. Ama bir dakika ya. Bu iyi. Ha vites burada değişmiyordu ya. Bu motordu. Ha diferansiyel kısmına geldiğimiz zaman. Alisyon takacağız. Power shift aslında çok güzel. Yokuş vesaire yollarda giderken iş görüyor. Yani güzel. Direksiyonla vesaire oynuyorsanız güzel. Ama bu tür bir işte normal. Direksiyon setimizi bu şekilde ayarlayacağız. Fakat burada artık şu kısımlarını, direksiyon kısımlarını ayarlamıyor galiba. Oo, kırmızı olsun. Bizim mi olsun? Kırmızı olsun bizim olsun arkadaşlar. Şimdi tekerlek kısımlarından hemen basitçe şöyle halledelim. Çok detaya girmeyeceğim. Video konusu uzamasın. Hemen direkt olarak sürüşümüze geçelim. Muhabbet sohbet aslında bu video. Bilmiyorum neden fazla bu kadar ilgi var ama ya ilgi var. Oyun hakkında belki oyuna doğru ilgi olduğu için. Buraya şöyle yapacağım. Oyuna. Şuraya da doğru. Yani bu İngilizce karakterler artık gelmediği için. Bunda bir şey yok. Standart. Şurada bir ayna oluyordu. Onu değiştiremiyorum. Nikelaj kaplama yapalım hemen. Regular Demir yapacağız. Dispatch taktık. Bunu Serpent takalım. Bu öndekini Joker taktık. Valla özelleştirme çok fazla yapacağım mı? Yani yapmayacağım. Bu sadece videoya özel bir konseptte bu var. Şu yukarılara evet. Bunu hiç sevmem ya. Zarlı takayım değil mi? Aynen böyle yakıştı. Buraya bir şey takabilirim. Ha dash koyup oyuncak koyabiliyorduk. Evet güzelmiş. Evet bunu koyalım. Bu ne? Ha bu şey doğru. Bende bu şeyler vardı. Benim kendi hesabım değil mi normalde? Benim kendi hesabımda bu tür şeyler yok. Bunu bilgisayar olsun. Ya, burada bilgisayar. Burada da bardak olsun. Ya, yok. Evet güzel bir telefonumuz olsun. Şey yani. Elektrik Cool Books. Vallahi bilemedim şu an. Vallahi bilemedim yani. Kardeşim şu an bu ne? Her şey vardı burada değil mi? Ha özel bak burada koyabiliyormuşuz. Ben de kalktı zannettim de kalkmamış. Şuraya bir tane şöyle koyalım. Bu bol olanları sevmiyorum ben. Kırmızı olsun dışıyla uyumlu olsun. Ya buraya ekleme yapmayacağız. Onayla diyelim. Tırımızı aldıktan sonra hemen bakacağız tabii ki ama. Şöyle alalım. Hesap benim değil. Elson yani internetten bulmuş olduğum bir hesap. Şimdi Iveco, Sky ne, Mercedes ne var? Evet burada. Ve bakalım.
Evet, güzel bir tır topladık. Bu bölümde böyle güzel facecam'li bir video oldu. O da 60 bin gitti benim. Hemen o zaman şöyle bir iş dizayn ayarlamalarını yapalım. Yok lan ne oldu? Evet, şöyle. Bir tık sağa kayayım. C'ye basayım. K yapayım. L. Tamam. Mis gibi. Şöyle dışarıdan inceleyelim. Tırımızı. Evet, şöyle. Şey olduğu için. Direksiyon. Farede olduğu için. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Hemen o zaman bir sürüş işlemlerine başlayalım. Ben şeyi unutmuşum bunda. Hop hop hop. Bu arada fren hassasiyeti bunda nasıl, onu da bakalım hemen. Çünkü çok önemli. Fren konusunda şak bastım mı duracak araç. Ben öyle seviyorum. Hemen şuna bakalım. Evet, frenlemişti. Şu anda fullendi arkadaşlar. Bu arada 6 dakikamızı da geçirmişiz. Evet. Bak bak. Sallanan köpeğim de var ya. Ne kadar güzel ya. Evet. Uykusuzluk sıkıntımız yok. O yüzden direkt olarak gidebiliriz. Şöyle bir var mı burada? Evet, iş alabileceğimiz yer varmış. Vallahi artık rastgele ne gelirse önümüze onu bilmiyorum. Hani kaç kilometre gelir, öyle böyle gelir. Onu bilmiyorum. O yüzden şimdi bakacağız. Onu artık bakacağız arkadaşlar. Saçma saçma kodlama aşırı yüklendi. Hataları aldım daha demin. Saçma sapan, evet. Gerçek ciddi anlamda saçma sapan. Ayarlar mı yüksek acaba diye bir daha. Ya 48 FPS şamatasına şey olmuş da ondan dolayı herhalde bir sıkıntı yaptı. Şunu hemen şöyle yaparsak 10 numara. İnşallah bir daha yapmaz. Yaparsa bu sefer işlemciye vereceğim yükü. Oh, 751 kilometre. En sevdiğimden. Hemen kendimize bir yapıştıralım abi onu. Hemen görevimize başlayalım o zaman, değil mi? Herhangi bir türkü mürkü bir şey çalmıyor inşallah. Çalmıyormuş. Hemen şöyle hop, tamam, döndük. İnşallah diğer video kayıt sıkıntısı yapmamıştır programımız. Şimdi o güzel. Tır biraz şey olarak, mevcudiyet olarak büyük olunca kaç beygirdi bu? 530 muydu? 530 herhalde. Mercedes olarak. Mercedes yükseltemedi beygirini be. Çok sıkıntı çekiyoruz Mercedes Bey. Lütfen şunu bir yükseltin. Evet, sırtımızda ne varmış? Hop, şuradan hemen dönelim. Boş variller 9 ton. Yani 9 ton falan bu araca. Fasafiso. Hikaye. Ondan dolayı sıkıntımız yok şu anlık. Yardırıyoruz bakalım ne olacak. Hop. Kıs, hemen döndük. Evet, diğer videolarımıza tepki geldi mi? Aa, bunda şey 6 vites değil mi? Çok pardon, unutmuşum. Vitesleri direkt atıyorum ya. 12 vites zannettim ya. Diğer iki videolarımız izlendi. 150-200 civarlarına çıktı. Çok iyi. Ciddi anlamda çok iyi. Çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum. Aa, vites. Aa, bak şey yandı. Ben dedim Euro Truck izleniyor. Euro Truck seviliyor. Euro Truck Allah çekmeliyiz diye düşündüm. İnşallah doğru düşünmüşümdür. Öyle, benlik bir sıkıntı yok yani diyebileceğim bu kadar. Hop hop. Evet, bu şekilde. Bu videoda aslında ben çözünürlüğü biraz daha yüksek yapmak istedim. 1080. Ama mevcut bilgisayarımız şu anda buna izin vermiyor. Yani 720'ye 30 kareden yukarı çıkamıyoruz. Yani GTX 650'den dolayı böyle. Maalesef yapacak bir şey yok. Hop, şuradan şöyle. Ben zaten tak duruyorum. Ondan sonra hemen ışık yanıyor. Vallahi ne muhalefet, ben de anlamadım ama. Öyle yani. Şimdi şuradan şöyle bir yardıralım. Devir sonda
Valla video herhalde bir 10 dakika geçti şu anlık. Sıkıntı yok, geçsin. Yarım saatlik kendime hak tanıyorum arkadaşlar. Şöyle dönelim. Bir taraftan da telefonuma bildirim geliyor. Ama ona bakamıyor cüğüm. Cüğüm. Düz yola çıkarsak bakacağım ama bu yolda bakamayacağım. Evet, düz yoldayız. Hemen gazı keselim. Bir dakika hemen bakayım. Güzel, çok güzel. Arkadaşlarımdan mesaj gelmiş. Şimdi gazlayalım, gazımızı kök diyelim. İnşallah akşam olmadan çekerim video. Çünkü şu anda saat 7.40 civarı. 20-25 dakikada biterse aslında çok ideal olur. O yüzden biraz gazı fullemeye çalışıyorum aslında. O yüzden güzel bir tır kullanıyoruz şu anda arkadaşlar. Bakalım ne olacak, nasıl olacak ya. Üf, hadi bakalım. Evet, çok güzel. Aslında şöyle ahkamlı bir yol olsa bu tır gider. Yani 140'ları gördüm ben bu tırlarla. 140-150'leri. Ama bu 8x4 olduğundan biraz daha ağır baba bir tır. Arkada 9 ton var yani. Bunun için zaten üf, hiç şeysiz. Yağlı ballı ekmek. Kodumu çeker. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Yani şurada köpeğimizi görüyoruz. Dur, onu da göstereceğim şimdi. Köpek. Bak bak, köpek sallanıyor. Şeydi bu, eskiden arabalarda olurdu, çok hoş bir olay. Hey gidi gençlik diyelim. Güzel olurdu ya, böyle sallanırdı falan. Benim eski rahmetli babaannemin evinde de vardı bir tane. Onu oynardım ben. Salladım bir şey yaptım mı kafası şey olurdu. Valla işte gençlik ya, insan büyüyor. Yaşımız oldu 18 falan filan. Bakalım bu sene üniversite sınavlarımız var. Açıkçası yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum artık. Bir şeyler yapmaya koyuldum. hani bir yerden başlamanız gerekiyor bu işlere, onu anlamış oldum en azından. Yani insan bir yerden başlayıp götürmesi gerekiyor. En azından ben de bu sene elimden geldiğince hani uğraşmaya çalışacağım. Çalışacağım değil, çalışıyorum. Bakalım hayırlısı benim için. Hayırlısı olsun. İyisi olsun. Başkası hikaye zaten. Bu arada 100 kilometreyi ben şu anda çok hızlı devirdim. Yani 5 dakikada 100 kilometre yaptık. Çok iyi. Yani şu video 20 dakikaya hazır diyebiliriz. 20-25 dakika, yarım saatlik yine bir videodur. Valla öbür videomuz çok güzel oldu. 35 dakika böyle bol muhabbetli, bol şen şakraklı, bence muhteşem 10 numara oldu yani. Demesem bir de çok güzel olacak. Bu arada bunu kapatabiliriz ya, bu gerek yok. Şöyle biraz tırın tadına vararak gidelim diye düşünüyorum. Valla diyecek başka bir şeyim yok. Mercedes iyi tır kullanmayalı bayağı iyi vakit, uzun zaman oldu. Herhalde öyle yani. Ya diğer videolarımda hani kötü kötü tırlar kullandım. Saçma sapan. Ya ne gereği var kardeşim? Adam akıllı işte, al yap bir tane böyle tır. Videoda güzelce sür. Ya saçma sapan 2 saat kilometre bitiremeyen, 120'den yukarı çıkamayan tırlar kullandık. Ama o da biraz doğasal ya da nasıl sanır, özgün olsun diye. Yani biraz daha zevk vere olsun diye. Ama bu videoda biraz daha böyle. Şu an görüyorsunuz İbre 150'lerde falan dayalı. Şu an şey, bastık gidiyoruz abi bu videoda. Bu videoda bir de facecam var. Vallahi tadından yenmez bir video oldu. Üçüncü seri. Allah hasar biri de yaptık yine. Bak ayak üstü, bak hasar biri de. Hemen şöyle bir arkaya bakalım. Sıkıntı görmüyorum. F5'e de basayım. Ha, tamam. Onu kapat. Gerek yok. Bu videoda kapalı dursun. F2'miz yine açık. Şeyimiz, arka aynamız. Valla ışık hala açık durmalı mı? Çünkü saat kaç? 6.25'miş. 7 civarlarına gelince muhtemelen kapatırız. Baya hızlı gidiyoruz ya. Şu anda hızı aldık. Güzel. Neyse, para önemli değil. Para önemli değil. Polis bey yazın cezayı. Çünkü parayı görüyorsunuz. Eurolarla oynuyorum. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu sen.
Sen süreceğin arabanın da mühendisini de diyorum ben. Evet, şimdi devrimiz yine düştü. Yine hızlarımız düştü. Hızlar düşüyor. Kızlar hızlar. Hadi bakalım. 500 kilometre yaptık ya. Vallahi çok iyi. Bu video biraz daha düşük olacak ama kusura bakmayın. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. 14 kanalımızın en iyi serisi herhalde bu olacak. Biraz da Euro Truck yüklenmeyi düşünüyorum. Bu arada şöyle hafif bir geriye gideceğim. Çünkü sol aynayı göremedim abi. Sol aynayı ayarlayabiliyor muyum? Ayarlayamıyorum. Evet, şu an sol aynamızı da sıkıntısız görüyoruz kardeşlerim. Şöyle devri biraz zorlayarak gidiyorum ki aracımız hemen hızlansın. Bekleme yapmayalım. Çünkü saat 19.45. Eğer karanlık çöker, 8 gibi karanlık çöküyor. Ya köpeğin kafası ne güzel sallanıyor, şuna bak. karanlık çökerse sıkıntı olur bizim için. Valla hız sınır ihlaline onu bunu çakıyorsun valla. Diyecek bir şey yok sana oyun. Ne diyeyim sana oyun. Yapıyorsun yine yapacağını. Hay. Valla bu video ne konuşsam diye düşünüyorum bu video. Ha bu Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı'nda sizler neler kestiniz? Nasıl geçti kurban? Onu söyleyebilirim. Bugün kurbanın ikinci günü galiba. Kaç gün valla olacağını 4 gün müydü? Herhalde Kurban Bayramı 4 gündü herhalde. Arife'yi sayarsak 5. Kaç para topladınız? Ne kestiniz kurbanda? Bir şey kestiniz mi? Nasıl geçiyor? Güzel mi? İyi mi? Akrabalar şeyler geldi mi? Yoksa yalnız mı geçti? Bazen öyle olur ya hani bazı bayramlar kimse gelmez ziyaretçi. Yalnız geçer. Bazen de herkes toplulaşır bir anda. Yani tesadüf gibi bir şey bu iş ama öyle olur. Sizin nasıl oldu efendim? Sizlerde nasıl oldu işler? Valla benim bu bayram iyi geçiyor gibi. Biraz kazancımız iyi. 400 lira topladık. Ciddi rakam. Maşallah Allah bereket versin diyelim. Paranın rakamı söylenmez. Bir de şunu söyleyeyim ya. Böyle kesime mesime giden insanlar şey yapıyor. Instagram'da orada burada kazandıkları parayı durumlara falan atıyorlar, ne bileyim bereket kaçar derler, biraz daha batıl bir iş ama olsun, yine de siz bunları yapmayın diye düşünüyorum. En azından olan var, olmayan var, yine de size kalmış, yapabilirsiniz, yapacaksanız yapın. Beni karıştırmayın. Valla biz de işte şey kestik, keçi kestik bayramda. Ben aslında tatile gitmeyi düşünüyordum, hani direkt evimi terk edip akrabalarla direkt uğraşamayıp hani uğraşmayacağım aman be deyip çekip gidecektim tatile ama olmadı. Belki ileriki günlerde öyle bir şey yapabilirim ama bayrama maalesef yapamadık. Maalesef, niye dedim maalesef diye bilmiyorum. Ben bu tür işlerle uğraşmayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani bu tür işlerle pek işim yok. Yani işim yok mu denir? Yok, işim yok denmez de sevmiyorum, öyle sevmiyorum. Başka diyebileceğim bir şey yok. Şu anda gece oluyor. Hadi bakalım. Bakalım kaç kilometremiz kalmış. Oo, 400 kilometremiz kalmış. Çok iyi. Evet. 400 kilometreydi devirdiğimiz zaman. Yolumuz çok güzel. Yolumuz yataylı mataylı. Harika bir şekilde gidiyoruz yolumuzu. Direksiyon hassasiyetini neyse sabah ayarlayamadım. Sabah çekip atacaktım. Ama ayarlayamadım bir türlü. Fareyi değiştirdim sonrasında. Yani şu anda sıkıntı yok. Şu anda oynayabiliyoruz. Evet. Gazlayalım efendim, gazlayalım. Basalım, turlayalım. Hadi bakalım. Şimdi ya vardı aklımda birkaç şey vardı. Ne diyeceğimi bilemedim. Kurban Bayramı kamu spotu olayım biraz diye düşünüyorum. Kardeşim sollama yapamıyorsun, sollamayacaksın. Bırak bu işleri. Sollayamıyorsa sollayamayacaksın ya. Beni 100 kilometreye düşürdün kardeş. Bak şimdi ben seni nasıl tokatlıyorum burada. Sıkıntısız, süratsiz, direkt olarak. Kurban Bayramı olarak arkadaşlar şöyle, bayram illa bayramı beklemeye gerek yok. İyilik yapmak için, barışmak için illa bayramı beklemeye gerek yok. İnsanlarla niye küs kalıyorsun zaten? Küs kalmaya da gerek yok. Düzgünce insanlarla bayramı beklemeye gerek yok böyle şeyler için. Barışın, küslüklerinizi giderin.
Yardımlaşın. Sadece bayramda yardımlaşın diye bir şey yok ya. Komşu aç olduğu zaman sizin karnınız ya da insanların boğazından nasıl geçiyor? Bunu aklın ermiyor. Fakat şöyle bir bakın. Komşunuza, dostunuza, arkadaşınıza. Ya bu adam akşam ne yiyor evde? Sabah ne yiyor? Öğlen ne yiyor? Adam yiyebiliyor mu? Karnı tok mu? Parası pulu var mı? Alabiliyor mu? Çoluğu çocuğu giyinebiliyor mu? Bu tür şeyler Allah yanlış yere gidiyorduk. Bak gördün mü? Aşağı gidiyorduk. Aşağı açık olaydı gidiyorduk. Ya, bu tür şeyler bayramı beklemek zorunda değil. Ya, tabii bayramda da yapın. Sevap. Her zaman sevap. Ama sadece bayramda değil. Her zaman yapın. Her zaman ya. Ne var? Çok mu kötü? Yani para harcamak, birileri için para harcamak bazı insanlara çok zor geliyor. Kardeşim, sevabından geçtim. Müslüman bir adam değilsindir. Ama bir insanın o yüzünü güldürmek o kadar güzel bir şey ki. O kadar güzel bir şey ki. Sevabına dahi yapmıyorsanız bir çocuğa, bir kişiye sevindirmek, bir kişiyi mutlu etmek için yine yapın, yine yapın abi. Çünkü yani Müslüman olup olmamak insanların şeyine bağlı, kişisel seçimlerine bağlı. Ama yapın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Müslümanlıktan şimdi Hristiyanlığa falan geçtim. Ben bu işin sonunu getiremem. Allah doğrusu eser ikiye çıktı. Biraz fantastik mi gidiyorum? Dur dur. Bak 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 bak. Ey yavrum ey. O fantastik öyle olmaz böyle olur. Hadi bakayım. Bu arada durmadan gözüm sağ ekranda. Videoya bakıyorum. Video paylaşımlarına bakıyorum. Ne durumda diye. Vallahi ne diyebilirim ya başka? Başka ne diyeyim ya? Kardeşim başka ne diyeyim ya? Bugün kuzenimin şeyi vardı. Ananı sikeyim. Kurban Bayramı. Aman doğum günü vardı. Kurban'da doğmuş adam yani. Kurban'da doğmamıştır belki. Günler değişiyor, geçiyor biliyorsunuz. Onu kutladık falan. Garip. Kurban'da doğum günü kutlamak. Bilmiyorum. Keçi kestik dedim. İki tane bir de arkadaş vardı. Onunkini de kestik. İnsanın içi acıyor tabii. Birinci kesim kolaydı. Hayvan bilmiyordu çünkü kesileceğini. Fakat ikinci hayvan kan kokusunu vesaire alınca biraz tabii anladı. Çaktı işi. Öyle de olunca tabii ki hayvan biraz zorladı ama yapacak bir şey yok. Allah rızası için biliyorsunuz yapıyoruz. Yani bazı insanlar da var hani şöyle bir şey tamam kurbanı kesiyor. Allah rızası için falan sevap okey diyor. Ama sıfır paylaşım. Yani böyle insanlardan olmayın. Sen kendin iki yiyorsan el alemede üç dağıtacaksın abi. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bakın Kurban Bayramı et yemek için değil. Kurban Bayramı et yemek için değil. İnsanların karınlarını, şeylerin doyurmaya, et yemeyen insanların et yemesi için. Şöyle bir şey, sadece et olmaz. Adam üstüne başına ayağına giyeceği ayakkabısı yoktur. Üstüne giyeceği tişört şeyi yoktur. Bu adama sen gidersin, adam akıllı giysi alırsın, şey alırsın. Bu yardım böyle de olur. Yani yardımın iyisi kötüsü olmaz. Kesemeyenleri biliyorsunuz. Yani bu dini şeyleri ben şimdi karıştırmayayım. Kesemeyenler para falan veriyor. Biliyorsunuz. Onlar artık siz biliyorsunuz diye düşünüyorum. Güzel troll ya bak. Anah Allah Allah Allah. Allah dur. Heh, tırın hakimiyetini bir an kaybediyorduk. Köpeğin kafası kopuyordu. 100 kilo, 200 kilometremiz kaldı. Hadi bakalım. Yaklaşık 10 kilometrede 250 kilometre kat ettik. Bu tırla. Bayağı iyiyiz şu anda. Çünkü tır 160'ı gördü daha demin. 160'ı devirdi. Yani ne diyebiliriz ki abi? 140-150 ya. Allah bismillah. Kaza geliyorum demez gelir. Çok güzel. Çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel hareketler bunlar. Evet. Şöyle hemen kaza yaptık ya. Sağa sola bakıyorum diye kaza yaptım iyi mi? Kaza yaptım iyi mi? Neyse para bol para bol para bol para bol. Yaptırabiliriz tabii. Sıkıntı değil. Ha, dur. Şu işi de bu kapat artık be. Kaç kilometre kalmış? 131. Oh yeah. Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz acele ediyorum. Kusura bakmayın. Bu video biraz acele. Hadi ya hadi. Hadi gidelim. Hadi bitirelim. Hadi falan filan oldu.
Ne yapayım birader, böyle oluyor. Bizim videoda böyle oluyor. O yüzden kusura bakmayın artık. Kusura bakıyorsanız. Bakmayın abi, niye bakıyorsunuz? Kusura bakmayın yani. Ayıp. Kusura bakılmaz. Hadi babacığım, devirle mi tırı. Yapıştır şöyle bir gidelim adam akıllı. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Bu arada bu videoda biraz bağıramıyorum sesim çıkmıyor. Çünkü misafirlerimiz var. Ondan dolayı biraz bağıramıyorum. Aslında bu benim aşağı evim. Genel olarak video çekip oyun oynadığım kısım. Evdekileri rahatsız etmemek için. Ama yine de duvarlar kalın olsa da oraya ses gidiyor. Nasıl gidiyor ben de bilmiyorum hiç. Hiç sormayın. Hiç sormayın. Kardeşim kırmızı ışık bekleyemeyeceğim ben şimdi. Siz bir de iki arabasınız, oradan kalkamazsınız şimdi 2 saat. Beni o işlere bulaştırmayın. Beni o işlere bulaştırmayın. Ben hemen şuradan kapatıp gideyim abi. 128 kilometre. Hadi bakalım. Gazladık gidiyoruz. Ya bir de adamın uyuyacağı tuttu şimdi bak. İşe bak anasını satayım. Adamın uyuyacağı tuttu. Ya kardeşim bu... Küfür etmeyeceğim. Küfür yok. Bu kanalda küfür görmedim. Bu arada Rütük YouTube'a giriyormuş diye duydum. O yüzden biraz ağzımı düzelttim. Çünkü bu işten şakası olmaz. Vallahi cezayı bir yersek bunlar da arada kesilmez. Sıkıntı. Ya ama şöyle bir şey var şimdi. Bu Rütük bunu ne zamandan dahilinde yapacak? Mesela ya eskiden bu YouTube kaç yıllığı var? 5-10 yıldır var YouTube. Yani bu adam hani 5 yıl önce de atmış olabilir, 10 yıl önce de atmış olabilir videoyu. Hani bu nasıl olacak, nasıl kesilecek cezası, oyu buyu gerçekten ben merak ediyorum. Eski videolarda da küfür olduğu için ceza kesilecek mi? Ya da yeni tür videolar için mi, yeni çekilecek videolar için mi bu kaide? Bunlar göreceğiz bakalım hayırlısı. O yüzden ben artık küfür etmiyorum yine de. Yeni videoda olsa, eski videoda olsa yani bir tık azalttık. Bir tık. Gerisini boş verin siz. Bir tık azalttım ben. Korkuyorum çünkü gerçekten ceza meza uğraşamayacağım. Zaten yani şu videoyu ben para kazanmıyorum bu kanalda biliyorsunuz. Zevk için yapıyorum ve para kazanmadığım bir kanaldan küfür ettiğim için bir de ceza yersem o gelir olmayan bir kanal gider olursa benim için yük. Hadi bakalım. 92 kilometredeyiz şu anda. Tır nedense bir çekmemezliğe başladı. Valla Dorse mi yavaşlatıyor diyeceğim. Çünkü Dorse çek şey olmuş. 17 hasar almış. 6. vitesi sallayabildik sonunda. Evet biraz gazı yüklendi. Şu anda 130'lara hadi bakalım 120'lere çıktık. 130'lara şöyle çıkıversek tadından yenmeyecek diyordum bu arada. Yenmeyecek. Allah takla açamam. Hayır. Hayır sakin ol. Hayır sakin ol. Benim işte elime böyle hızlı tır geçince ben abi sağı solu tanımıyorum. Ben sağı solu tanımıyorum. Basıyorum abi. Basıyorum. Hadi bakalım gece oluyor. 8 olmasın saat ya. 3 dakika var 8 olmasın. Yaklaşık 10 dakika sonra kararacak hava ya. O yüzden elimi biraz çabuk tutuyorum. Evet. Yani Scania alaydım herhalde biraz daha hızlı giderdik Scania. Ama Scania'yı da sürdüm. DAF sürdüm. Mercedes de sürmüş olabilirim. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Vallahi hiç hatırlamıyorum ama. Ama güzel. Mercedes'in şu direksiyon duruşu falan çok hoşuma gittiği için. Bu videoda sadece bu videoda Mercedes sürdük arkadaşlar. Mercedes. Hop. Evet. 58 kilometre kaldı. Ve bakalım neler olacak. Göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar bir telefon görüşmesi yaptım. O yüzden kusura bakmayın. Bir hafif, küçük, çok az bir şekilde bölmek zorunda kaldım diyeyim. O yüzden yemek yiyecekmişiz. Annem beni arıyor falan filan diye. Dedim ben de 42 kilometre kaldı. Hemen geliyorum anneciğim evime dedim. Onu da tamamlayacağız şimdi. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. 6. vitesi salladık ama bu virajda da 140'da dönersem herhalde bu tır nanayı yer. Hemen 4, 1. 6 viteste uzun zamandır kullanmadım. Sürekli 12 kullanıyordum ama 6'nın çok rahat olduğunu şu an anladım. 6 rahat da şirket tırlarında olmadığı için yani kullanamıyorsunuz. O yüzden gereksiz.
diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bitiyor bitiyor. Yol bitti. Şu an 24 kilometre kaldı. Hiçbir şey kalmadı yani. O yüzden sıkıntı yok kardeşim. Çözüyorum hemen şimdi. Şurayı da döndüm. Oradan gazladım. Oradan fulledim. Olay bitmiştir. Hadi bakalım. Burada da gazlamak istemiyorum aslında. Çünkü keskin bir dönüş. Tırı devirmek istemiyorum. Tırı devirdik mi iş başımıza iş alırız. Artı kilometre yazılır bize. Hadi bakalım. Şöyle düşürdük. Devir saatimizi 4'e düşürdük vitesimizi. Gazlıyoruz abi. Şu anda 15 ya 10 kilometremiz kalmış. Çok iyi. Aşağı ineceğiz. Oradan döneceğiz. Tamam. Şehir içi biraz daha yavaş oluyor tabii. 5 kilometre olsa bile şehir içi 20 kilometre 30 kilometre gibi geliyor. Çünkü böyle bir trafik oluyor. Gerizekalı gibi bak. Al işte bunu beklersin. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Yapacak bir şey yok. Başka bir seçenek yok. Dayı süremiyor tırı. Allah seni kahretsin. Yolumu şaşırtırdı bana ya. Vallahi dayıyım ayı derken dayıyım ayı derken yol şaşırdık iyi mi? Vallahi gitseydik uğraş. Uğraş işte al. Neyse sıkıntı yok çünkü 2 kilo 2 kilometre kaldı. Evet güzel. Ya ben biraz daha tırı şey kullanırım yani. Sürdüğüm tır güven verir böyle. Yanıma binen kişi sıkıntı çekmez anlatıyor. Hadi bakalım beyler. İstop ettirmedim bu arada. Ben kendim kapattım kontağı niye bilmiyorum. Delirdim herhalde. Delirdim. Allah çaktı. Allah bir de orada ceza yedik. Bir de burada sola döneceğiz. Arkadaşlar kırmızıda durmayın. Yeşilde durun. Kırmızıda geçin. Teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Evet. Bitiyor mu video mu? La gerizekalı. Tırı çalıştırmamışım. Gitmeye çalışıyorum ya. Evet. Bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kazancımıza hemen bakalım kazanç. Tatmin kar diyor. 26 bin lira kazandık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize sağlıcakla kalın. İyi kalın.